Evet, şimdi bu bölümün son örneğine geldik. Filtre uygula, özet tablo veya sıralamaya ilişkin örneklerden son örnek. Örnek 9, yaz okulu. Yine çözüm dosyasını açıyoruz. Çözüm dosyası üzerinden. Burada direkt formül gerektiren bir yapı yok. Alt toplam formülü gerekirse belki kullanılabilir. Yazılmış formülleri de silmiyorum. Sonra inceleriz formülleri. Bir küçük bilgi var orada. Onu göstermek için. Evet. Örnek. Tabloda 2019 yılında yaz okulunda katılan öğrenci bilgileri verilmiş bize. Bu bilgiler öğrencinin numarası, bölümü, sınıfı, hangi üniversiteden katıldığı. Çünkü üniversitemiz dışından yaz okuluna gelen öğrenciler de vardı. Hangi üniversiteden geldiyse o bilgi. İşte internetten ön kayıt sistemi vardı. O ön kaydı yaptırdıysa onun bilgisi. Adı soyadı. Hangi dersi aldığı. Eğer dersin bir grubu varsa, gruba ayrılmış bir derse hangi grupta yer aldığı ve ödediği harç bilgilerini yer aldığı bir tablo. Bu tabloya göre bazı sorular üretilmiş. Bunların içinde saydırmak soruları var. Yani kaç sayısı nedir, kaç kez gibi sorular var. Bir de toplam bilgisi. Özellikle burada toplanabilecek tek şey harç toplamaya ilişkin bir tek harç toplama sorulabilir. Yoksa onun dışında hiçbir şeyin toplamını soracağımız bir bilgi yok. Daha çok sayısının toplamı belki sorulabilir. Yani saydırma işlemi gerektiren. Şimdi saymaya ilişkin bir küçük detay bilgi vermek üzere tablonun en altına iniyorum. Burada bakın şimdi bilgiyi vereceğim. Her üçüne de bakın burada alt toplam formülü yazılmış saydırmaya ilişkin formüller. Şimdi buradaki 2 ve 3 kodunu örnekleyeceğim size anlatacağım. Bakın şimdi 3 kullanımını hep bunun önceki bütün örneklerde yaptık. 3 kullanılması saydırma işlemi yapıyordu ve 3 dolu hücreleri say demek. Bakın şurada 4134 tane satır olduğu belli. Yani 4134 kayıt girişi yapılmış. Bu 4134 bilgisi onu bize veriyor. Yani adı soyadı bilgisi F sütunu hiç kimsenin boş geçilmez. Adı soyadı vardır herkesin çünkü. Ancak bakın bu formülü eğer ben ön kayıt yaptırma sütunu olan ön kayıt yaptırıp yaptırmama bilgisinin tarihin yazılı olduğu sütuna uygulasaydım yani E sütununa bakın orada bir eksik çıkıyor. Aynı formül aslında. 3 kullanılması say, bu da say. Bu boş hücreleri saymadığı için boş hücrelerin de anlamı o öğrenci ön kayıt yaptırmamış demek. Yani internetten ön kayıt yaptırmadan yaz okuluna gelip kaydını yaptırmış bilgisi. O yüzden buradaki 4134 aynı formül. Neden burada 4069 sonucu veriyor? Çünkü buradaki boş hücreler sayılmamış demek burada bakın. Dolu hücreleri sayıyor. Şuraya gelince bu da bir sayma işlemi. 2 kullanılması. 2 ve 3 saydırmadır bakın arkadaşlar. Formülü yazarken zaten şu gelen listeden de görürsünüz onu. 2 de saydırma, 3 de saydırma işlemi. 3 doluları sadece sayıyor. 2 ise sadece sayısal değerleri sayıyor arkadaşlar. İşte kullanacağınızda belki bazen lazım olabilir. Biz çoğunlukla 3'ü kullanırız ama işte sayıları sadece saydırmak istiyorsanız 2 kullanırsınız. Bakın burada 0 çıkmasının sebebi bizim C sütunumuzda hiç sayısal değer yok. Yani burada 2 kullanmamız yanlış olurmuş. Onu göstermeye amacıyladı. Say ama sayıları say hiç sayı yok ki. O yüzden 0 sonucunu veriyor. Ama bakın buraya 3 kullanarak yazsaydık formülü. Bu da 4134 sonucunu verecekti. Ama şurada mesela kullanırsak 2 olanı hemen şurayı buraya uygulayayım. Bakın şuradan buraya uygulayayım. Şunu 2 kullanayım. Bakın burada sonuç veriyor 2. Niye? Hepsi sayı çünkü bunların. Bu D sütunundaki bütün her şey sayısal olduğu için burada sonuç veriyor. İşte 2 ile 3'ün kullanımını bir nevi örneklendiren bir bilgiydi şu an yaptığımız çalışma. Tabii biz genellikle dediğim gibi 3'ü kullanıyoruz ve 3 dolu hücreleri say şeklinde
bir karşılık veriyor. O da burada bulunmuş. Şuraya da topla işlemi yaptırılmış. Ödenen harçların toplamını almışız. 355.654 lira 50 kuruş bir harç toplamı söz konusu. Şimdi geçelim sorulara. Sorular eğer filtreyle ise filtreyle yaparız. Özet tablo gerekirse özet tablo kullanırız. Ya da sıralamayla çözüme ulaşılacak bir bilgi ise sıralamayla yaparız. Şimdi iki tane sorunun cevabını biz zaten bulduk. Ödediği harç toplamı 355.654 lira 50 kuruş. Evet, şuradaki sorunun cevabı o zaten bakın. Öbürü de tabloda kaç kayıt vardır? O da bakın bizim ad soyadının altına toplama aldığımız, daha doğrusu saydırdığımız yer 4.134 kayıt vardır şeklinde ilk iki sorunun cevabını direkt zaten yazılı formüller veriyor. Şimdi yaz okulunda bilgisayar kullanım 2 dersini alan öğrenci sayısı nedir diyor. Bir filtre gerekiyor. Hemen şuradan filtreyi uyguluyorum. Sütun başlığı seçiliyken. Ve kriterim bir ders adı. Bilgisayar kullanım 2. Ders adından hepsini iptal edip sadece bilgisayar kullanım 1 listeden onu buluyorum. Sadece onun yanına işaret koyuyorum. Tamam dediğimde İşte bilgisayar kullanım 2 dersin öğrenci sayısı listenin sonuna gidip şuradaki rakamı söylüyorum 136. Niye öbür 134? Arada boş hücre var demek ki. Bakın bir şurada boş hücre var, bir orada var. Ya bunlar ön kayıt yaptırmayan öğrenciler anlamına geliyor. O yüzden şu rakamı söylersem yanlış olur. Ben dolu hücreler olan kişinin adının yazılı olduğu hücreleri saydırmamda fayda var. Yoksa böyle eksikler çıkar. Arada boş hücre olmaması gereken sütunları saydırmamda fayda var. Evet. 136 cevabını buradan almış olduk. Bölümü işletme ikinci öğretim olan öğrencilerin ödediği harç toplamını soruyor. Bu sefer ilk önce şuradan bunu tümüne çevirdikten sonra şuradan geliyorum. İşletme ikinci öğretimi bölüm olarak seçiyorum. Ve bu sefer harcın toplamını sorduğu için harç sütununun sonundaki alt toplam formülünün verdiği sonuca bakıyorum. 102.582 lira. Evet doğru, 102.582 lira şeklinde sonucu alıyorum. Burayla da kontrol ediyorum. Evet doğruymuş yaptığım işlem. Geldim 3. veya buradaki sıradaki soruya. Üniversitesi Nuh Naci Yazgan olan, ilk önce şunu bir tümüne çevireyim. Sırayla söylenenleri filtreleyeyim. 1. Üniversitesi Nuh Naci Yazgan olan diyor. Şuradan onu bir işaretliyorum. Bir 1. 2. Bölümü işletme olan diyor. İktisattan da gelen kişi varmış. Bölümü işletme olan. Evet. Bunu da işaretledim. Öğrencilerden matematik 1 dersini alanlar yaz okulunda. Gelip buradan da matematik 1'i seçiyorum. Evet. 6 kişi olduğunu bakın buradan görüyoruz. 6 cevabı işte çoklu filtreye bir örnek oldu. Mayıs ayında kaç ders için ön kayıt yaptırılmıştır diyor. Şimdi bunların hepsini tümüne çevirmeyle uğraşmak yerine bakın şuradan temizle dediğinizde bütün filtreleri sıfırlar. Böylece başa dönmüş olursunuz. Bu da bir ek bilgi. Diyor ki Mayıs ayında ön kayıt yaptırma. O zaman ön kayıtta sadece burada Mayıs ayını işaretliyorum. Mayıs ayında kaç ders için ön kayıt yaptırılmıştır? Tamam dediğim anda da cevap 49 olarak bulunuyor bakın. Her ders için öğrenciler birden fazla ders almış olabilirler. Zaten kaç ders için ön kayıt yaptırılmıştır sorusunun cevabı 49 olarak veriliyor. Peki bir sonraki soru. Genel muhasebe 2 dersinin şuradan yine bunu tümüne çevirelim. Genel muhasebe 2 dersinin diyor. Gelip buradan genel muhasebe 2 dersini bulup seçelim. Evet. Bu 1. 2. Dersin alan iktisat bölümü öğrencileri. Bölümü iktisat olanlar. Peki. Evet. Ödediği harç toplamı. Harç toplam değerini okuyorum. 3.813 lira şeklinde. Evet, burada da o rakamı görüyoruz zaten. Şimdi geldik özet tablo ile ilgili soruların bulunduğu gruba.
Burada zaten uyarı mekanizması bize onu da ifade ediyor. Yani şöyle bir tablo hazırlayın ki bu soruları oradan rahat cevaplarsınız anlamına geliyor. Onun için filtreyi bir devreden çıkarıyorum. Tablonun içine herhangi bir hücredeyim. Evet. Şimdi istediği şey şu. Hangi dersi, hangi üniversiteden, hangi bölümden kaç öğrenci almıştır sorusuna cevap veren bir tablo. Şöyle bir tablo olur diye düşünüyorum. Hangi üniversite? Bence burada üniversite özel soru olacağı için üniversiteyi filtreye koymakta fayda var. Bölümü satıra koyalım. Dersi, daha doğrusu bölümü sütuna koyalım. Daha az sayıda çünkü. Buradan görmesi kolay olur. Dersler daha fazla sayıda olduğu için onu satıra koyalım. Dersleri satıra koyalım. Böyle aşağı doğru sıralansın. Peki başka ne istiyor? Kaç öğrenci almıştır? Sayısını istediği için de öğrenci adı soyadından saydırmam daha rahat olacağı için adı soyada da değerlere koyuyorum. Bakın hangi derse hangi bölümden kaç öğrenci almıştır bilgisini veren bir tabloya dönüştü. Üniversite şu an tümü. Yani şu üniversiteden kaç öğrenci almıştır soru sorsa buradan o üniversiteyi seçerek tabloyu bir nevi özelleştirebilirim. Peki. Şimdi buna göre sorulara bakalım. En fazla öğrencinin aldığı ders hangisidir diyor. Yani yaz okulunda en fazla hangi ders alan öğrenci sayısı en fazla? Bakın burada sıralama zaten yapılmış ama eğer aşağı doğru listeyi yani uzun olduğunu düşünürsen şu genel toplam bölümüne gelip şuradan özel sıralama büyükten küçüğe dediğinizde en fazla öğrencinin olduğu ders en üste gelecek ve cevap iktisada giriş 1 olarak bize görülecek bizim tarafımızdan. Böylece bakın iktisada giriş 1 olduğunu buradan da takip ettik. Erciyes Üniversitesi dışındaki üniversitelerden genel muhasebe bir dersin alan öğrenci sayısı nedir dediğinde bakın şimdi Erciyes Üniversitesi dışındaki deyince bakın tümünü seçiyorum. Buradan hepsini seçebilmek için birden çok seçim diyorum. Bakın dikkat. Ve sadece Erciyes Üniversitesi'ni buradan iptal ediyorum. Şurada birden çok öğe seç seçeneği önemli bir faktör. Değişik bir durum. Yani grupta tek seçebilme değil de çok seçebilmeyi sağlıyor. Erciyes Üniversitesi dışındakiler demiş oldum. Tablo onu verdi. Peki soru ne diyor burada? Genel muhasebe bir dersini alan öğrenci sayısı dediği için şuradan da genel muhasebeyi buluyorum. Genel muhasebe işte bir şurada. Evet cevap 18. Bakın buradan görebiliyoruz. Cevap 18. Genel muhasebe bir dersini Erciyes Üniversitesi dışındaki üniversitelerden alanlar şeklinde bir örnek yapmış olduk. 18 cevabı doğru. En fazla öğrencinin aldığı ders sıralamasında bilgisayar kullanımı 2 dersi kaçın sırada yer alır diyor. Şimdi yine bizim şu değeri tümüne çevirmemiz lazım. Çünkü burada bir üniversite ayrımı yok. En fazla alınanların sırası zaten bakın buradaydı dikkat ederseniz. Buradan bilgisayar kullanımı 2, 2, 4, 6, 8, 10. sırada bakın. En fazla öğrencinin aldığı ders sıralamasında bilgisayar kullanımı 2 dersini 10. sırada görüyoruz. Buradaki sırayı büyükten küçüğe yaptıktan sonra. Zaten bir önceki işlemde bunu yaptırdığımız için buradan direkt bu sorunun cevabını sayarak bulabiliyoruz. 10. 10. sırada imiş bilgisayar kullanımı 2 dersindeki öğrenci sayısı itibariyle. Bölümlere göre en az harç ödeyen. Şimdi bakın burada harç bilgisi girdiği için şuradaki ifadeyi başka tablo hazırlayın şeklinde algılayarak ana tablomuzdan bir başka tablo daha, özet tablo daha hazırlayacağız. Bu da harçları gösteren tablo olacak. Ders grubu, bölümü ve ödediği harç şeklinde ifade ediyor. Şöyle yapalım onu da. Yine herhangi bir tablo içinde bir yerdeyiz. Ekle pivot table diyorum. Tamam diyorum. Yine deminki gibi ders adları satırda olsun. Bölümler sütunda olsun. Harç toplamları da değerlerde olsun. Bunlar ödenilen harçları gösteren tablo. İsterseniz bu tabloyu şöyle hani parasal değer şeklinde gözüksün isterseniz şöyle seçip şuradan para birimine dönüştürebilirsiniz. Hani sayıları rahat okumak istenirse böyle bir işlem yaptırılabilir. Şimdi
Detaylarda ders grubu. Ders grubu. Yani grup sorusu sorulacağı için şu filtreler kısmında dersin grubunu koyalım. Yani birinci grup, ikinci grup seçtiğimizde buradan bize sonuç versin anlamına geliyor bu. Peki. Şimdi sorulara geçtiğimizde bölümlere göre en az harç ödeyen bölüm hangisidir sorusunun cevabı. Bakın burada bölümler yukarıda olduğu için buradaki sütunun en sonuna iniyorum. Şuradaki rakamlardan en küçük olanı buluyorum. En küçük olan burada bakın 3382 ile en son satır bu 5000. Evet. En küçük bu olduğu için bu satırın başında yazan bilgi nedir? Evet, Uluslararası İlişkiler bölümü en az harcı ödeyen bölümmüş. Buradan onu görmüş olduk. Peki, İktisada giriş 2 ders grubu 1 olan öğrenciler toplam kaç lira harç ödemiştir deyince, bakın İktisada giriş 1'in burada tamamını görüyoruz. Peki buradan grup 1'i seçtiğim anda işte bu İktisada giriş 1'in grup anlamına geliyor. İktisat ve İktisat ikinci öğretim bu grupta hiç öğrenci yokmuş. Birinci grup daha çok işletme ve işletme ikinci öğretim öğrencilerinden oluşuyormuş. Bir başka tablodan anladığımız şu derslerin grupları varmış. Diğer dersler gruplara ayrılmamış demek ki. Buradan da onu anlıyoruz. Bu şekilde bakın seçim yapılarak gruplu dersleri de böylece anlamış oluyoruz. Yani hangi derslerin grupları vardır diye bir soru sorulsa bakın o da böyle cevap verilebilir. Evet, sorduğu soruya tekrar döndüm. İktisada giriş 2 ders grubu 1 olan öğrencilerin toplam ödediği harcı okuyorum buradan şimdi bakın. İktisada giriş 2'nin 11.316 lira şeklinde evet cevabı buluyoruz. Şimdi öğrencileri ve ders sayılarını gösteren bir tablo hazırlayınız diyor. Hem öğrencileri hem dersleri gösterecek. Şimdi burada öğrencilerin ben adını şuraya koymaya kalksam o kadar çok öğrenci var ki şunları da kaldıralım buradan şöyle yapalım. Tamam mı? Ya bu kadar her bir öğrencinin adı. Peki sayılarını göstermek içinse yani bir öğrenci kaç ders aldı bilgisini göstermek için adını tekrar değerlere koyarsam ve şuradaki parasal olmayacak bu değerler. Şunları parasallıktan çıkaralım. Demin biçimlendirince öyle kaldı. Bakın her öğrencinin kaç ders aldığını gösteriyor bize. Güzel. Mesela Abdi Akgüneş bir ders almış yaz okulunda. Abdülkadir 4 ders almış. Yani aldıkları ders sayıları bunlar. Çünkü onunla ilgili bir soru gelecek herhalde. Evet. Şimdi diyor ki bir kere yaz okuluna katılan öğrenci sayısı nedir diyor. Bakın şu hatayı yapmıyoruz. Buradaki her bir satır bir öğrenci değil. Bir kayıt. Çünkü aynı anda birden fazla ders alabiliyor öğrenciler. O yüzden burada biz önceki birkaç örneğimizde de yaptığımız üzere böyle bir liste alıp buradakileri saydırmamız lazım. İşte buradakiler her biri bir öğrenciyi temsil ettiği için. Bakın buraya geliyorum. Eşittir alt toplam. Aç parantez say diyorum. 3 noktalı virgül. Şuradan yani buraya göre A4'ten A1351'e kadar diyerek bir formül yazıyorum. Bakın şöyle. Böylece burayı saymış oluyor. Çıkan sonuç öğrenci sayısıdır. Sakın şuradaki sayıyı zannetmeyin. Bakın bu 4134 öğrencinin derse kayıt olduğu sayı. Kaç öğrenci değil. Her öğrenci 1, 2, 3, 4 gibi derslere kayıt olduğuna göre kaç öğrenci derslere kayıt yaptırmıştır sorusunun cevabını veren uygulama bakın budur. Yani bunun bir özet tablodan her birinin birer örneğini alacaksınız. Onu sayacaksınız demektir. Buradaki ifade o. 1348 doğru cevap. Adı soyadı Ömerdaş olan öğrenci yaz okulunda kaç ders almıştır dediğinde de bakın orada burada listeden aramak zor olduğu durumlarda bu da bir yeni bilgi olsun size. Bakın şuradan gelip şuraya tıklayıp aradığınız kişinin adını şuraya yazarak Ömerdaş diye Enter'a bastığınızda listeden sadece onu size getirir. Ha, liste karışık olan durumlarda böylece o kişiyi daha rahat bulursunuz. İşte 3 cevap, 3 ders almıştır. Evet, cevap 3 olarak da burada görülüyor. Evet, bundan sonraki kısımlar arkadaşlar biraz kişisel, hani
amiyane tabirle kurcalamaya kalıyor. Yani oturacaksın başına, neler yapılabilir, fikir yürüteceksin. Benim verdiğim örnekler gerçekten belli bir vizyon oluşturacaktır sizde. Yani fikir verecektir. Onun üstüne başka neler yapabilirim şeklinde biraz bireysel çalışma gerektiriyor. Bu örnekle birlikte bizim Excel'de veri tabanı konumuz da tamamlanmış oldu. Başta da dediğim üzere Excel bir veri tabanı programı olmamasına rağmen belli bir çerçevede veri tabanı konusunda bize elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Ama belli bir noktada yetersiz kalıyor. O zaman işte veri tabanı programı kullanmamız gerekiyor. Dersimizin bundan sonraki bölümü de zaten Excel'de işimiz bitti. Veri tabanı konusu olacak. Ona geçeceğiz. Bundan sonraki derslerimiz o şekilde yürüyecek. Evet. Buradaki diğer örnekleri size bırakıyorum arkadaşlar. Buradaki diğer örneklerin soru, olay, senaryo kısımları. Bakın şuradaki Word dosyasını açtığınız zaman orada bulabileceğiniz şekilde size verilmiş durumda. Ne yapacaksınız siz? İşte buradaki örnekleri açacaksınız. Senaryo okuyacaksınız. Ne istendiğini tespit edeceksiniz. Ardından ilgili örneğin dosyasını açacaksınız. Dosya üzerinde gerekli formülleri yazacaksınız. Ardından Word dosyasındaki istenen soruların cevaplarını bulmaya çalışacaksınız. Bulduğunuz cevaplarla bakın burada size verilen cevapları karşılaştırıp doğru bulup bulmadığınızı kontrol edeceksiniz. Ve böylece Excel'de özellikle veri tabanı başlığı altında işte e-toplayla da yapabilirsiniz, eğer sayla da yapabilirsiniz, filtre ile de yapabilirsiniz, özet tabloyla da yapabilirsiniz. Sıralamayla bazı soruların cevabı verilebilir. Sonuçta bu sorulara cevap vermek üzere öğrendiğiniz bilgileri kullanacaksınız. Burada zannediyorum 16 tane mi? 14, 15, 16 tane örnek var. Bunun 14'ünün cevapları verilmiş durumda. Aynı zamanda bu 14'ünün bu Excel dosyalarında ikinci sayfa olarak çözüm dosyaları da, çözüm tabloları da var. Onun için hani takıldığın bir yerde nasıl formül yazacaktım acaba dediğinde gelip buradan yardım da alabilirsin. Bir tek iki tanesinin son iki örneğin ne burada cevabı var, bunu siz bulacaksınız. Ne de burada çözüm dosyasında cevabı var, çözümü var. Onu sadece size örnek dosya olarak vermiş durumdayız. Ne yapacaksınız siz? Bunları kendiniz sıfırdan yapacaksınız. Yani bazen çözümlerini vermiyorum ben. Ki kendinizi bir deneyin. Daha sonra çözümlere ulaşıp isteyenler hani şunun çözümü neydi hocam? Ben şunu bulamadım. Şunu ne yapacağım diye soru olarak bana da dönüş yapabilirler. İki örnek dışında diğer bütün örneklerin çözümleri var. Şu iki örnek 15 ve 16 burada hem soru olarak hem de dosya olarak sadece bilgi olarak verilmiş size. Yapacağınız şey bütün formüllerini sizin kendinizin yazıp daha sonra da bunun Word dosyası üzerinden istenen soru cevaplarını bulmaya çalışmanızdır. Buna da işte biz çalışma örnekleri adını veriyoruz. Böylece Excel konusu normalde daha birçok konu var Excel başlığı altında ama bizim için burada bitiyor. Bundan sonra biz veri tabanı konusuna geçiyoruz arkadaşlar.